kendi arabamın silecekleri bozuk. Yeni bir silecek mekanizması aldık. Gördüğünüz gibi. Onu değiştireceğiz. Benim aracımda sileceğin düzgün çalışmama sebebi şu kolun üzerindeki şu mahsal tuşu. Bunu burada tek satmıyorlar. Şöyle gösterelim. Bunu burada tek satmıyorlar Türkiye'de. Başka Fiat'tan veya Renault'dan filan uydurmaya çalıştık. O da olmadı. Yurt dışından alacaktık bunu ama gelmesi uzun süreceği için hemen komple mekanizma aldık. Değiştireceğiz. Çıkan mekanizmaya da bundan bir tane getirtip tamir edip bir arkadaşımızın ihtiyacını görmek üzere vereceğiz. Şimdi bunu nasıl değiştireceğiz arkadaşlar? 14 anahtarımızla şu sileceğin şuradaki vidalarını açıyoruz. Bu şekilde çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi. Daha sonrasında şimdi ben bunu önceden bakmak için söktüm. Burada bir tane şey oluyor. Fitil. O fitili tırnaklarından çıkartıyorsunuz. Daha sonrasında bunun da şurada bir tane klipsi oluyor. Bir de bu köşelerde klipsleri var. Onları da söktükten sonra bunu şöyle dikkatli bir şekilde tırnakları var. Tırnaklarını çıkartıp şöyle koyalım. Silecek mekanizması burada. Arkadaşlar bunun yönünü ayarlarken şu kola göre ayarlayacağız. Şuraya bunun yönü böyle. Burası son noktası, yani sileceği indirdiği nokta. Şimdi bunu sökelim. Şurada bir vidası var. 12, 13. Bunun geçtiği yerler var bakın. Böyle çıkar bu. Tek vidayı sökmekle çıkartabiliyoruz. Şu şekilde. Şuradaki uçlara giriyor. Buradan biz şimdi motoru ayıracağız. Mekanizmanın olduğu. Onun için de şöyle yapıyoruz. Şurada 3 tane somunu var motor kısmına. Onu sökeceğiz. Somunları da. Daha sonrasında şunu söküp buradan motoru alacağım. 17 anahtarla da şu vidamızı çıkartıyoruz. Ne yaptık? Mekanizmamızı çok basit bir şekilde böyle çıkarttık. Bu eskisi. Şimdi yenisini takacağız. Şimdi eski mekanizmayı söktük. Yeni mekanizmaya motoru bağlıyoruz. Evet, mekanizma bir kere çalıştı ve durma noktasına geldi. Durma hizasına. Durduğu yer şöyle oluyor. Sökerken hatırlarsanız durma noktası tam burası oluyor ortalama. Şöyle şu mafsalı da yerine takmamız lazım. Hafif bir çekiçleme
şekilde geçiriyoruz. Ben daha önce söylemiştim, bu mafsal başı bozuldu plastik. Bunu Türkiye'de tek satmıyorlar ama yurt dışında her bir parçayı tek tek satıyorlar. Ama biz burada şimdi acele, artık yağmurlar da geldi, aceleye kaldığımız için komple sistemi aldık. Daha sonra bundan bir tane sipariş edip eski sistemimizi de yedekleyeceğiz. Ayrıca bunların bir de korumaları var şöyle. Onlar da geldiğinde göstereceğim size. Hani bu da kırılmasın diye koruması var. Onları da geldiğinde montajını göstereceğim size. Şimdi motoru yerine taktık. Mekanizmayı komple yerine yerleştireceğiz. Hemen o işlemi de yapalım. Nasıl yapacağız? Şöyle. Ha, unutmadan şunun da montajını yapalım. Tam noktasını ayarlayamamış olabiliriz ama montaj yaptıktan sonra silecekleri bir çalıştırıp o durumu da kontrol edeceğiz, olmuş mu olmamış mı diye. Şimdi arkadaşlar şu mekanizmayı şöyle yerine takacağız. Bunun şurada iki tane, bakın, tampon var. Bunların girdiği şurada iki tane dübel var, o uçlara girecek şekilde onu şöyle itekliyoruz arkadaşlar. Biraz zor geçiyor çünkü mekanizma yeni. Başka o tarafta vidası yok. Ama ben hala yerine oturtmaya çalışıyorum. Malzeme yeni olduğu için tabi zorlanıyoruz. Evet, şimdi bunu yerine oturttuk ve şimdi şurada bir tane uç kısımda, burada tek vidamız var, onu sıkacağız. O da şu. Mekanizmamızın montajını bitirdik arkadaşlar. Şimdi sileceklerimizi bir takıp nasıl dönüp pozisyonunun nasıl olduğuna bakacağız. O yüzden şöyle yapıyoruz. Hemen tutup indireceğiz. Şimdi şuradan, bakın şöyle göstereyim, şu aradan silecekleri bir yerleştirip pozisyonlarını ayarlamaya çalışacağız. Evet, şimdi montajlarını yaptık ve şimdi çalışmasına bir bakacağız. Düzgün çalışıp çalışmadığını bir kontrol edeceğim. Şeyi çalıştıracağım şimdi, silecekleri. Arkadaşlar, sileceklerin yerini ayarladık. Şimdi bu şeyi takacağız. Ardından montajımızı yapacağız. Bunu şöyle kaputu kapalıyken önce yerine oturtmamız gerekiyor. Sileceklerin şu anda yerleri belli. Şimdi şu kaputu tekrar indireceğim.
bırakacağım. Şunları yerine getireceğim. Tam şöyle duracaklar. Şunu da indiriyorum. Bu da tam şöyle duracak. Yerleri böyle. Şu plastiklerin tam şeysinde. Bu haliyle sıkılamamız lazım. Hemen vidalarını şöyle üstten takıyorum. Montaj bitti. Şimdi bir çalıştıralım. Deneyelim. Bir daha bakalım. Gördüğünüz gibi gayet güzel çalışıyor arkadaşlar. Silecek işimiz de böylece bitti. Yerlerini tam ayarladık. Her şey olması gerektiği gibi oldu. Torch destek kanalında bir işimizi daha böylece bitirmiş olduk. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda ve mail adresimizden bize her türlü sorularınızı iletebilirsiniz. Hepsini elimizden geldiğince yanıtlamaya çalışacağız. Bugünlük de bizden bu kadar. Bir vır zıvır işi daha bitirdik. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.